Pilin ortalama ömrü 3-4 yıl sürme ihtimali var. Ama tabii bu kullanma aşamasına da bağlı. Yani bir ticari bir aracımız varsa 1 yılda da bitebilir, 1,5 yılda da bitebilir. Kullanımına da göre değişiyor. Biz vatandaşımıza merdiven altı pil tercih etmiyoruz. Çünkü araç biliyorsunuz hassas bir konu. Doğada da piknik yapmaya gittiğimiz zaman da kalabiliriz merdiven altı pillere. Yani ortalama pilin kaliteli bir pil 15-20 TL'den başlıyor. Şimdi elektronik artı avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Şimdi bu kumanda alışkanlığı hepimizde var. Uzaktan kumandayla açıp kapatıyoruz. Ve kilidin normal mekanik olan göbek dediğimiz şifresi oksitlenme yapıyor kullanmadığımız sürece. Yani burada arada sıra anahtarımızı da manuel olarak çalıştırmamız gerekiyor. Çalıştırmadığımız takdirde bu oksitlenme daha kötü sonuçlara yol açtığı için kilidi arıza yapıyor ve kilit çalışmıyor. Kendi anahtarından bile çalışmıyor. Yeni son model arabalarda araç 15-20 gün önce uyarmaya başlıyor. Pil zayıf, pil zayıf diye, ama normal standart bir araçlarda uyarmıyor. Yani bunu tamamen kendimiz kontrol altında olarak değiştirmemiz gerekiyor. Araç anahtarımızın bir kere muhakkak yediği olması gerekiyor. Yani bu ikinci el satışlarda biz bu olayla çok karşılaşıyoruz. Aracı satan kişi genellikle yedek anahtarını vermek istemiyor. Yani kimisi hatıra olarak saklamak istiyor. Kimisi yok diyor, kimisi kayıp diyor. Ve bu araç anahtarlarının şu an maliyeti de yüksek olduğu için ortalama 300-400 liradan başlıyor. Yani şöyle bir atasözü var. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak diye bir tabir var. Tek anahtar her zaman risk taşır. Yani bu araç anahtarını da kaybettiğimiz zaman immobilizer sistem dediğimiz sistem tamamen aracı kilitliyor. Ve bu maliyet daha da yüksek rakamlara kadar çıkıyor. 99 yılından sonra itibaren yapılan bütün araçlarda immobilizer sistemi var. Bu da hem mekanik hem elektronik olarak devreye girdiği için yüksek bir miktarda maliyet çıkıyor. Aracın standart ölçüsüne göre de değişiyor, kalitesine göre de değişiyor. Yani 300 liradan başlayıp 5000 liraya kadar çıkan anahtar modelleri var. Araç anahtarımızın kumanda pilini değiştirmek gayet kolay. Bu işlemi gerçekleştirmek için bazı modellerde geçme tabiriyle